Castrol Otomotiv Zirvesi'ni sunar. Otomotiv Zirvesi'nden herkese merhaba efendim. Biliyorsunuz her hafta bu programda sektörün hem gelişimini konuşuyoruz hem son güncel haberleri aktarıyoruz. Ve sektörün önde gelen isimlerini bu programda ağırlıyoruz. Birbirinden kıymetli konuklarımız her hafta bizlere eşlik ediyor. Bu hafta da Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle, Ali Bilaloğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi gündem tabii otomotiv dünyasında çok yoğun. Hem haber akışları hem işte içinden geçmiş olduğumuz dönüşüm süreci, bir elektrifikasyon süreci de var nitekim. Bunların tabii tüm detaylarını soracağım ama Türkiye'de otomotiv sektörü nispeten pek çok sektöre göre hani önde giden halen daha sektörlerden biri. Araç satışlarından da biz tabii takip ediyoruz ama rakamlarla isterseniz siz biraz daha tabloyu netleştirin bizlere. Hem 2022 nasıldı ve 2023 nasıl geçmekte, biraz sizden dinleyelim. Memnuniyetle. 2022 yılı aslında halen daha korona pandemisinin etkisinin altındaydı. Biliyorsunuz orada tedarik zincirleri bozuldu. Ham maddede sıkıntı çıktı. 2022'nin başında başlayan Ukrayna-Rusya savaşı bunun üstüne tuz biber oldu. Ham madde sıkıntısı arttı. Yarı mamullerin tedariğinde sıkıntı çıkmaya başladı. Biliyorsunuz Ukrayna özellikle araç elektrik kablolarında Avrupa otomotiv pazarına yaklaşık %70'ini Ukrayna üretiyordu. Orada tabii bir sıkıntı çıkmaya başladı. Çip krizi zaten herkesin malumu. Bu global gelişmeler de tabii ki tedarikteki durumu rahatlatmadı. Tam tersi zorlaştırdı. Ayrıca bir de Türkiye'deki ani kurların zıplaması o da tabii ki fiyatlarda bir dalgalanma beraberinde getirdi. Senenin ikinci yarısında özellikle ÖTV indirilecek gibi sosyal medyada veya bazı açıklamalarda ÖTV indirimi söz konusu oldu. Bu beklenti yarattı ama tabii gerçekleşmedi. O da otomotiv piyasasında olumlu bir etkide bulunmadı. En sonunda matrah güncellemesi geldi ama hem matrah güncellemesinin oranları hem de zamanlaması çok optimum noktada değildi. Biliyorsunuz özellikle bu Ocak ayında gelen ÖTV'siz araçların matrah güncellemesi normalde Ocak aylarında artık Türkiye'de stokların en düşük olduğu seviye. Çünkü model yılı değişimi aralığın sonunda oluyor. 31 Aralık'ta oluyor. O yüzden üreticiler genelde satışlarını ancak yeni model yılı araçlarının Ocak'ta üretilip gelmesi gerektiğinden mevzuata göre Ocak ayında çok fazla araç bulunmuyor stoklarda. Tüketici ise tabii ki hücum etti showroomlara. Matrah güncellendi diye. Ondan sonra otomotiv tarafı suçlu oldu. Aslında orada otomotiv yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü Türkiye'nin... Bu genel Ocak ayının hadisesi. Ocak ayında. Yani. Yani matrah güncellemesinin en olmaması gereken ay o ayda matrah güncellendi. Tabii böyle bu durumda 2022 yılı oldukça hareketli ve dalgalı geçti diyebiliriz. Bu yüzden de lafınızı bölüyorum ama çok özür dilerim. Zamlarla birlikte aslında o matrah güncellemesinin de biraz etkisini kaybettiği de konuşulmuştu. Hani nacizane i̇şte onu da evet. Dediğiniz gibi o beklediğimiz oranda olmadı. Çünkü zaten en düşük fiyat matrahında iki model kalmıştı. Normalde matrah güncellemesi olduğunda orada yaklaşık 15 ile 20 model arasında bir model sayısı en düşük matraha giriyor. Matrah güncellemesi iki model kaldığında yapıldı ve yine 5-6 modelden fazlası giremedi. Çünkü dediğiniz gibi kurların artmasından dolayı ve otomotiv sektörü Türkiye'de tamamen euroya bağımlı bir sektör. Gerek üretim olsun gerek ithalat olsun. Tabii ki yeterli gelmedi ve oradaki matrah güncellemesi de geçmiş yıllarda olduğu gibi otomotiv sektöründe daha doğrusu tüketiciyi çok rahatlatmadı diyebiliriz. Evet. Belki hani yeni bir güncelleme beklentisi de bu anlamda hani olabilir. Yani aslında o zamanki kaçırılmış olan güncellemeyi düzeltebilme şansı var şu an. Çünkü son dönemde kurlar oldukça stabil gidiyor. Orada bir kur artışı olmadı ama dediğiniz gibi matrah güncellemesi yeterli olmadığından oradaki o güncelleme tekrarlanır ise tüketici açısından bence pozitif bir gelişme olabilir. Bu Ocak ayının özel hadisesi diye söylediğiniz için tabii dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla araç bulunurluğunda aslında öyle çok büyük bir problem var mı? O modelden modele, markadan markaya değişiyor. Bazı markalar halen daha dünya çapındaki talebin
üretim kapasitenin çok üzerinde olmasından dolayı ürün veremiyor. Bazı markalarda bu sıkıntı daha düşük. Zaten 2023'e de bence böyle bir hibrit yapıda bir pazar olacağını düşünüyorum. Bazı markalar halen daha yeterince araç tedarik edemedi. Yani bu Türkiye özel bir sıkıntı da değil. O markanın global bir sorunu zaten. Çünkü global talep, global üretimin üzerinde olmasından dolayı araç Türkiye'ye gelemiyor. Yine oradaki pazar payı ve araç satış sayısı tamamen üretim kapasitesine bağlı olarak gelişecek. Bazı markalarda ise bu sıkıntı daha az olacak ve orada da talep karşılanabilecek. 2023 yılında da 3 aşağı 5 yukarı 2022 yılına paralel bir gelişme bekliyorum diyebiliriz. Şimdi tabii bizde de elektrikli araç pazarı çok hızlı gelişiyor ve çok da soru alıyoruz bu anlamda. Elektrikli araç mı tercih edilmeli, hibrit araç mı tercih edilmeli? Tabii ki her birinin ayrı bir avantajı var. Çeşitli tüketicilere sunmuş olduğu unsurlar var ama değişim dönüşüm sürecinden biraz elbette bahsedeceğiz. Ne düşünüyorsunuz önümüzdeki dönemde? Bu anlamda tabii tüketicileri neler bekliyor? Önümüzdeki dönem tabii Türkiye değil, otomotiv sanayisi belki kurulduğundan beri, en azından 100 yıldan beri diyebilirim, en köklü değişimden geçiyor. Hem motor teknolojisi anlamında, hem otomotiv üreticilerinin bayi yönetim sistemleri anlamında, Avrupa'da özellikle bu şu an çok ciddi başladı. Ajans modeline geçilmeye başladı bayiliklerde. Hı hı. Türkiye daha bu çok gelmedi ama herhalde yakında buraya da gelir böyle değişimler. Bir de tabii ki dediğiniz gibi çevreci şartlar, çevreci koşullar. Bir de tabii ki bağlanabilirlik, yani araçların artık internetle entegre bir alet haline gelmesi de. Hı hı. Bunun üzerinde de bununla beraber paralel diyebiliriz. Otonom sürüş teknolojileri de gündemimize girdi. Ajans modeli dediğiniz nedir? Ajans modeli bu daha çok Avrupa'da şu an gündemde olan bir mevzu. Burada üreticiler, yani şu anki sistem nedir bildiğimiz? Aracı üretici veya distribütör bayiye fatura eder, bayi satın alır ve ROK muafiyet denen bir kanun çerçevesinde de buradaki herkesin hakkı ve yetkileri tanımlıdır. Ve bayi de bu aracı müşteriye satar. Ajans modelinde ise üretici veya distribütör aracı direkt müşteriye satıyor. Direkt kendisi fatura ediyor. Ajanslar da bu araçları müşteriye teslim ediyor ve buna karşılık bir komisyon karşılığı bu hizmeti sunuyor. Yani fiyat pazarlığı veya fiyatın tanımlaması distribütör veya üretici tarafından yapılmakta. Bayi aslında fiyat konusunda artık bir yetkisi olmuyor. Tamamen müşteriye teslimatla mükellef oluyor ve servis sağlaması gerekiyor. Ajans modeli denilen, Avrupa'da kaba taslak tanımlanmış konu budur. Bu önümüzdeki dönemde Türkiye'de de mi yaygınlaşabilir diyorsunuz? Tabii bu üreticiler tabii ki bunu Avrupa'da sınırlı bırakmayacaklarını açıkladılar muhtelif toplantılarda. Önümüzdeki dönemlerde bunları hemen hemen bütün markaların, bir tek Türkiye değil tabii ki, hı hı, dünyadaki farklı farklı ülkelerde, Türkiye'de büyük bir otomotiv pazarı ve çok ciddi bir bayi örgütlenmesi var burada. Bu sisteme herhalde geçme konusunda da, en azından model bazında geçme konusunda adım atacakları aşikar diye düşünüyorum. Bu bizde tabii bayi yoğunluklu olduğu için ne getirir, ne götürür sizce? Bayi yoğunluklu olduğundan dolayı aslında bunun tabii ki 360 derece düşündüğümüzde bu konuyu, tabii ki artıları var. Artıları nedir? Bayinin kazanacağı gelir sabit olmuş olacak. Çünkü şu an bayi bir marjla çalışıyor ama o marjın büyük bir kısmını indirimde kullanmak mecburiyetinde kalıyor rekabetten dolayı. Rekabet açısından. Tabii böyle ajans modelinde olduğunda bayinin oradaki alacağı marj şeye fatura keseceğinden, ajans modelinde üreticiye veya işte distribütöre fatura keseceğinden hizmet faturası, hı hı, sabit bir gelir olacak. Yani aslında gelir sabitleşmesi olacak. Müşteriler de artık fiyat istikrarı sağlanmış olacak. Çünkü biliyorsunuz bir sürü mevzuda, özellikle son dönemde müşteriler, işte yetkili satıcılar bizden ekstra para talep ediyor, ekstra hizmet satmak peşinde, işte yok kış lastiğiydi, yok işte araba korumasıydı, yok cam filmdi falan gibi, biliyorsunuz bunlar hep basında yer aldı. Tabii, tabii. Bunlarla karşı karşıya kalmayacak. Çünkü direkt üreticiden veya distribütörden sabit ve açıkladığı fiyattan arabayı alabilecek.
Evet, bu aslında çok büyük bir gelişme olacak herhalde önümüzdeki dönemde bizler için. Ama tabii bundan da önemlisi teknolojik gelişmeler çok fazla yaşanıyor sektörde. Yani biraz dijitalleşme üzerine konuşalım isterseniz. Az önce de hani internete bağlı araçlar, otonom sürüş diye bahsettiniz. Tabii böyle hani göz önünde hayal etmeye çalışınca sanki çok uzakmış gibi geliyor ama o kadar da hızlı oluyor ki bu dönüşümler ve tabii önümüzdeki günlerde elbette biz de yaşayacağız. Ne kadar yakınız ve tabii nedir bahsettiğimiz konular? Aslında şu an bile bilgi kurgu filmlerindeki gördüğümüz bazı şeyleri şu an araçlarımızda kullanmaya başladık. Ve bu tabii ki ilerleyecek, daha da ilerleyecek. Aslında burada şöyle bir geri adım atmak istiyorum. Şöyle ki dijitalleşme otomotiv sektörünün farklı alanlarına intikal edecek. Sadece araca değil, iş yapış şeklimize ve şirketlerin faaliyetlerine de etkileyecek. Araçlardaki kısmı zaten aslında sık sık konuşulan mevzu. Arabalar yakında aynen şu kullandığımız cep telefonları gibi sürekli güncellemesi gereken software'lerle nasıl app satın alıyorsak ileride bazı uygulamaları mesela ne diyeceksiniz? Mesela aracın dört çeken olmasını belki sadece 3 aylığında kışın satın alacaksınız. Onu da online arabada bazı programlarla dört çekerlik unsuru açılacak. Geri kalan zaman mesela yazın onu satın almayacaksınız. Böyle bir tarz uygulamalar da hayatımıza girecek otomotifte. Otonom sürüş zaten apayrı bir konu. Burada şu an level 3 otonom sürüş teknolojisine geçildi ama nihai hedef 5. seviye otonom sürüş. 5. seviye ne demek? Artık arabalarda direksiyon ve pedal yok. Siz artık içerideki oturan kişi olarak aracın gitmesine müdahale edemeyeceksiniz. Bir konut gibi değil mi? Edemeyeceksiniz. Hı-hı. Yani bu 5. seviye demektir. Nihai hedef orası. Bu çünkü ciddi emniyetle getirecektir bir beraberinde. Çünkü siz şu an sürücü olarak ancak gözünüzün görebildiği kadar, kulağınızın işitebildiği kadar, reaksiyonunuzun el verdiği kadar güvenlik sağlayabiliyorsunuz. Halbuki araçlar birbirleriyle konuşmaya başladıklarında, binalarla konuşmaya başladıklarında, bir aracın sizin göremediğiniz yan sokaktan geleceğini gördüğünden çarpışma diye bir şey hayatımızdan çıkacak. Hatta ben hep şunu derim, bizim torunlarımız değil ama en azından torunlarımızın çocukları dönüp bakacaklar, diyecekler ki bu insanlar ne kadar çılgınmış, eskiden bu aleti kendileri kullanıyorlarmış, bu kadar tehlikeli bir şey diye konuşacaklar. O kadar, emniyetli bir hale gelecek otomobil dediğimiz araç. Bir de tabii ki iş yapış şeklimiz değişecek. Şu an biliyorsunuz şirketlerin en büyük problemlerinden bir tanesi insan kaynağı bulmak. Türkiye'de artık bu sıkıntı başladı. Avrupa'da zaten yıllardır var. Demografiden dolayı gitgide nitelikli insan, çalışacak insan bulmakta zorluk çekmeye başladık ve bu daha da artacak. O yüzden iş yapış şeklimize dijitalleşme girecek. Şu an biz Doğuş Otomotiv olarak bot teknolojisini kullanmaya başladık. Bir sürü böyle normal geçmişte insanların doldurduğu formları veya otomasyonun yapabileceği şeylerde biz bot teknolojisi kullanmaya başladık. Çünkü dediğimiz gibi nitelikli insanları biz nitelikli işler için ayırmaya başladık. Yani teknolojinin ve dijitalleşmenin hayatımızı kolaylaştıracak kısımları artık onlara verip insanları daha kreatif ve insan beyninin kreatif olması gereken işlerde kullanmaya doğru yöneleceğiz. Yani bu teknolojik değişimler, dijitalleşme sadece araçla limitli olmayacak. Hayatımızın tüm alanlarına girecek ve çok entegre bir sistem yaratacak bizim hayatımıza diye düşünüyorum. Bu bir yandan güvenlik unsuru tabii dikkat çektiğiniz çok kıymetli. Yani insan hatasını minimize etmek bir anlamda tabii önümüzdeki dönemde can güvenliği adına çok kıymetli. Ve tabii bahsettiğiniz pek çok şeyde hayati unsurları var. Yani çevreci etkenleri tabii düşünmek lazım. Bir yandan tabii maliyet azaltıcı unsurlar da var. Belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama öncelikle tabii çevreci faktörleri konuşalım istiyorum. Çünkü dünyada bu değişim sürecinden geçiyor ama biz sanki elektrikli araç deyince böyle tamamıyla işte çevre dostu, kesinlikle bir hani çevreye zarar getirmeyen bir unsur gibi algılıyoruz. Bu doğru mu? Çünkü hep şu söyleniyor, benim uzunca bir süredir çünkü otomotiv sektöründe yayınlar yapıyorum. İşte diyorlar ki mesela o elektrik nereden tedarik edildiği de önemli. Üretim aşamasında hangi süreçlerden geçildiği de önemli diye. Hangi seviyedeyiz? Şimdi orada şu an konuştuğumuz BEV teknolojisi, yani Battery Electric Vehicle, yani akülü arabalardan bahsediyoruz. Hı hı. Elektrikli aracın biliyorsunuz farklı farklı yakıt modelleri de var. Hidrojenle çalışanları da geliştirilmekte. Bu yeşil
petrol dediğimiz petrol ürünleri de çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Hepsi deneme aşamasında. Ama dediğiniz soruya bakarsak tabii ki aküyle çalışan elektrikli araçların çevreci olabilmesi için aküye yüklediğimiz elektriğin de çevreci bir şekilde üretilmiş olması lazım. Şu an dünyadaki üretilen elektriğe baktığımızda %95'i halen daha fosil yakıttan üretiliyor. Avrupa'da bu belki %70 seviyelerine düşmüş olabilir. Bazı ülkelerde hatta %20 seviyesine düşmüş olabilir ama dünyaya baktığınızda fosil enerji halinde elektrik üretimi için kullanılan ana madde. Tabii ürettiğim elektrik fosil yakıtla üretildiğinde benim akülü elektrikli arabamın çok çevreci olduğunu söylemeyiz. Söyleyemeyiz. Doğru olmaz. Ancak bir de şu unsura bakmak lazım. Otomotiv sanayisine baktığınızda sadece aracın kullandığımız zamanki çevreye verdiği zarara bakmamak lazım. Bence araştırma geliştirmeden başlayıp üretim prosesine, kullanım prosesine bir de en sonda ticari ömrünü tamamladığında tabii ki yine geri dönüşüm, hurdaya çıkma diyelim, hurdaya çıkma sürecine bakmak lazım. Otomotiv sanayinin tamamen sürdürülebilir hale gelebilmesi için bence bütün bu halkaların hepsi artık sıfır karbon emisyon hedefiyle tasarlanması gerekiyor. Ve bence biz daha bu hedeften çok uzak bir noktadayız. Hı hı. Dünyadaki dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Çünkü şirketlerin de bir anlamda tarihler veriyor her bir otomotiv markası. Sonuçta siz de sektör liderisiniz. Estağfurullah. Ve işte pek çok firmayla görüşüyorsunuz. Ne kadar yaklaşabildik o seviyelere? Yani tabii Türkiye'deki durumu da soracağım ama dünyada nedir durum? En son biliyorsunuz Avrupa Birliği 2035'ten sonra artık fosil yakıt tükenen araçların trafiğe çıkmasını yasaklayacağını bildirdi. Bir de biliyorsunuz Avrupa'da şu an Euro 7 normu söz konusu. Oraya da tüm üreticiler itiraz ediyor. Çünkü o Euro 7 normunu mevcut bilinen teknolojilerle yerine getirebilmek neredeyse imkansız. Neredeyse imkansız. Yani diyor ki üreticinin hepsi Avrupa'daki üreticiler. Bu Euro 7 normu aslında siz fosil yakıtlı arabaları 2030'dan sonra yasaklıyorsunuz. Çünkü de facto biz öyle bir araç üretemeyiz. Teknoloji buna izin vermiyor diyor. Tabii ki bu konuda markaların tamamen fosil yakıttan bağımsız sadece elektrikli araç üretme kapasitesi ve Avrupa Birliği'ne yetecek kadar bir kapasite yaratmış oldukları şu an söz konusu değil. Ama 2035'e kadar kendilerine koydukları hedef tüm markaların ve bizim temsil ettiğimiz markalar da bunların içerisinde. 2035 senesine kadar Avrupa'daki araç ihtiyacını sıfır emisyon araçlarla yerine getirme kapasitelerinin fabrikaları o kapasiteleri kurmak için planladıklarını söylüyorlar. Ama tabii dünyanın diğer ülkelerinde, Türkiye'de bunlara dahil, fosil yakıt kullanımına yasak getirilmediğinden halen daha içten yanmalı motorların diğer ülkeler için üretileceği ve satılacağını da söylüyorlar. Yani tamamen tabii üretim bandından hemen kalkmayacağı için ve dolaylı olarak da dediğiniz gibi işte başka ülkelere bunlar kaydırılacağı için yine gündemde mutlaka olacaktır ama Türkiye'de de mesela çok büyük bir ilgi var elektrikli araçlara ama şimdi tabii altyapı olarak ne kadar hazırız? Hep bunlar sorgulanıyor. Halen daha batarya teknolojisinde böyle muazzam hani çığır açıcı bir noktada mıyız? Onu sormak istiyorum. Ve tabii altyapıyla da desteklenmesi gerekiyor öte yandan. Türkiye'de bu anlamda tabii çok güzel yatırımlar oluyor. Onları nasıl izliyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Biraz ondan bahsedelim. Çünkü bunun tek bir şirket eliyle yapılması zaten mümkün değil. Devletin altyapı yatırımlarında yapması gerekiyor. Nedir son durum? Şu anki elektrikli arabalardaki teknolojik durum nedir? Normalde ölçülen mevzu araçların elektrikli, akülü elektrikli araçlarının kaç dakikada %80'lik şarj seviyesine geldiği ölçülü. Bu bir standart haline geldi sanayide. Bir norm haline geldi. Tabii ki burada yüksek voltajlı yani 320 voltajlı şarj sistemlerinde bizim grubumuzun çıkardığı hemen hemen her araba 20-25 dakika arasında %80'lik şarj doluluk oranına gelebiliyor. Bu aslında tolere edilebilir bir süre diye düşünüyorum. Çünkü uzun yolda bile gitsiniz. Mesela buradan çıktınız Ankara'ya gidiyorsunuz, Antalya'ya gidiyorsunuz. İşte uzun bir yola çıktınız. Ve menziliniz sizin elektrikli araçta 500 ile 800 km arasındaysa zaten bir mola verdiğinizde 20 dakikada eğer ki yüksek voltajlı bir şarj istasyonu bulabilirseniz 20 dakikada şarj ettiğinizde sizin yolculuk konforunuzdan, seyahat konforunuzdan hiçbir ödün vermeden elektrikli arabayla bu yolculuğu yapabilirsiniz. En çok eleştiri oradan gelir ya genelde. Ancak
tabii ki 320 volt verebilmek için o dediğiniz altyapı hazırlığı nerededir derseniz, şu an dünyanın hiçbir yerinde, bir tek Türkiye değil, dünyanın hiçbir yerinde altyapı buna hazır değil. Böyle o yüksek voltajlı kabloların döşendiği yerler genelde fabrikalar, benzin istasyonları, kısmen alışveriş merkezleri, endüstriyel yapılar diyebiliriz. Diğer yerlerde böyle bir altyapı yok. 220 voltta şarj etmeye çalıştığınızda bu 6 ile 8 saate çıkıyor çünkü. 6 ile 8 saat tabii ki uzun bir süre. Kimse yolda giderken 6-8 saat beklemez arabam şarj olsun diye. Kaldı ki bir de elektrikli araçların şu anki sayısı bile Avrupa'da bir sürü ülkede elektrik tedariğinde sorun çıkarmaya başladı. Yani şu an İsviçre olsun, İsveç olsun, elektrikli arabaların birazcık daha fazla pazar payı aldığı ülkelerde belli saatlerde artık elektrik şirketleri elektrik şarj istasyonlarına, araç şarj istasyonlarına elektrik vermeyi kesti. Çünkü elektrik verirse diğer sorumluluklarını yerine getiremeyecek. Yani orada bile şu an elektrik şarj altyapısı yetersiz gelmeye başladı. Ancak bunu demişken tarihte geri gidersek benzinli arabalar çıktığında da benzini eczanelerde bir yan ürün satacağı varsayımıyla çıkmıştı bu araçlar. Ve eczaneler benzin satardı. Siz eczaneden gider bidonla benzinle arabanızı doldurdunuz. İşte arabanızı kullanırdınız. Orada benzin istasyonları tabii ki araç sayısı arttıkça hızlı gelişti. Yani burada pazarda siz bunu açık bırakırsanız ve sadece de buradaki yönetmelikle tanımlarsanız bence buradaki altyapıda ve istasyonlarda araç sayısına göre paralel ve hızlı şekilde gelişir. Bugüne kadar bu hep böyle olmuştur ve bence elektrik altyapısında da bu şekilde olacaktır diye tahmin ediyorum. Öte yandan tabii elektrikli araçlar ne kadar teşvik ediliyor? Bu da sorgulanıyor. Bizdeki son durum bu anlamda nedir? Çünkü bir ara mesela bir elektrikli araç özellikle çok fazla hani gündeme gelmişti bu anlamda. Siz zaten içindesiniz. Dolayısıyla yani ne kadar teşvik edilebiliyor? Çünkü hani Türkiye'nin kendi otomobil üretimi de var. O da elektrikli olacak. Altyapı çalışmaları devam ediyor ama biraz da orada hani biliyorsunuz vergisel anlamda destek de beklentisi var. Mesela bu konuda ne dersiniz? Burada şunu da dikkat çekicidir. Elektrikli araçların tabii üretimi daha maliyetli. Yani yaklaşık bugün benzer bir içten yanmalı motorlu araca göre %30 daha yüksek bir maliyeti var elektrikli aracın üretiminde. O da tabii ki fiyata yansıyor. Bunu desteklemek için Avrupa ülkelerinin hepsi çok ciddi destekler, vergi avantajları, hatta sıfır vergi politikasına geçti. Motorlu taşıtlar vergisini sıfırladı, KDV almadı gibi böyle politikaları geliştirdiler. Ve dikkat ederseniz burada Hollanda, Norveç ve İsveç elektrikli araçlardaki en yüksek pazar paylarına sahip ülkeler ve bu ülkelerde de sebebini indiğinizde en yüksek destekleri veya vergi indirimlerini o ülkeler zaten verdi ve bu da tabii ki müşterilerin elektrikli araçları tercih etmesine yol açtı. Türkiye'de orada herhalde sıfır vergi politikası gibi. Sıfır vergi politikası vardı. Ama sadece bu iş vergiyle sınırlamamak lazım. Yani Türkiye'de özel tüketim vergisini sıfırlayabilirsiniz. Elektrikli araca bu ciddi anlamda bir yönlendirme sağlar. Motorlu taşıtlar vergisinde 2 yıl almayacağım diyebilirsiniz. Bu da bir avantaj sağlayabilir. Ama dediğim gibi sadece vergiyle sınırlanmamak lazım buradaki destekleri. Kullanım sırasında da kolaylıklar sağlayabilirsiniz. Mesela büyük şehirlerde sadece elektrikli araçlara tahsis edilmiş park yerleri olabilir. Trafiğin yoğun olduğu dönemler sadece elektrikli araçlara açılmış şeritler olabilir. Örneğin köprülerde, İstanbul örneğinden gidersek. Böyle bu tarz kolaylıklar da tüketicilerin elektrikli araçları tercih etmesini sağlayacaktır. Benim özellikle ikinci parafta söylediğim destekler de, teşvikler de devletin cebinden kuruş para çıkmadan sağlanabilecek teşvikler aslında. Evet, şimdi bir de tabii araç sahipliği vesaire hep konuşulur Türkiye'de. Dünyada da hep bu paylaşım ekonomisi zaten giderek artıyor. Biz bunu en çok geçtiğimiz yıllarda işte ev paylaşımından bahsederek çeşitli aplikasyonlar ya da işte internet siteleri diye çok konuşmuştuk. Araç piyasasında da böyle bir dönüşüm olabilir öte yandan diye hep konuşuyoruz. Şimdi Türkiye'de tabii özellikle mesela koronavirüs hayatımıza girdikten sonra pandemi sonrasında biraz daha bireyselleşme, belki araba yanına farklı alternatifler de çok gündeme geldi. Oradaki pazar payları da artmaya başladı. Hani benim sektör yetkilileriyle yine konuştuğumda ama dolayısıyla paylaşımlı araçlara nasıl bakılıyor? Biraz daha hani oradaki bağlantılı araçlar, paylaşımlı araçlar, oradaki ekonomiyi ve gidişatı bize biraz aktarır mısınız? Orada konuyu biraz şöyle açmak istiyorum. Aslında hayatımıza mobilite denen bir kelime girdi. Hı hı.
ulaşım değil mobilite. Ulaşım siz bir araçla, otobüs olabilir, metro olabilir, binek araç olabilir, motosiklet olabilir, A noktasından B noktasına gidiyorsunuz. Bu ulaşımı sağlıyor size. Mobilite nedir? Mobilitede aslında üç kavram mobilite tanımlıyor. Bir tanesi zaman, ikincisi hesaplılık, üçüncüsü güvenlik. Yani örnek vereyim daha bunu canlandırmak için. Siz evden işe gideceksiniz, metro binip gidiyorsunuz. Evet bu belki hesaplı ama tabii zaman açısından belki çok uzun sürüyor. Yani ulaşım sağlıyorsunuz. Mobilitede ise dediğim gibi bu üçünde optimize edilmiş bir hal alması gerekiyor. Burada da o bahsetmiş olduğunuz mikro mobilite, işte bu kaykaylar, elektrikli skuterler, paylaşımlı araçlar gündemimize giriyor. Ve daha da önemlisi tabii ki bu üç unsuru optimize edecek app'ler, yani uygulamalar da hayatımıza giriyor. Geçenlerde Almanya'dayken, Berlin'deyken Jelbi denen bir uygulama var. Orada siz nereden nereye gideceğinizi giriyorsunuz. O size ister kaykay olsun, ister elektrikli araba olsun, ister taksi olsun, ister toplu ulaşım olsun, ister kendi arabanız olsun. İdeal rotayı çiziyor ve sen bu rotayı seçiyorum dediğinizde sizin için onları book ediyor. Yani kaykayı book ediyor, işte toplu ulaşımla gidiyorsanız o bileti satın alabiliyorsunuz. Böyle, çünkü bunu kendinizin yapmanız çok mümkün değil mobilite. O kadar çok çeşitlendi ki mobilite çünkü. Geçmişte hayatımızda 3 veya 4 tane araç varken bizim ulaşımımızı sağlayacak. Şu an bile 15-20 tane var büyük Avrupa şehirlerinde. Bu herhalde bir 10 sene sonra 30-40'a çıkacak. Farklı farklı ürünleri kullanmamız gerekecek. Tabii bunun kilit noktası yine şu cep telefonundaki uygulamayla bunları yönetmemiz olacak. Ve bize hesaplaması olacak. Yani bugün Google'a girdiğinizde hani bir tek trafiğe göre size en ideal rota bu deyip size o rotaya göre gidiyorsunuz. Tren, araba vesaire. İleride Google'a girdiğinizde mobility'yi de kapsayacağından size hangi araçtan nereden nereye kadar gideceğinizi ve burada da sizin bu üç tane unsuru zaman, hesaplık ve güvenlik konusunda gözünü bulundurarak size hesaplayacak. Mobilite dediğimiz kavramla bunlar kapsanacak. Yani mobilite, optim mobil dediğimiz bu olacak ileride. Dolayısıyla hem maliyeti aslında bizim için değil mi orada tasarruf etmiş olacak. Hem zaman tasarrufu ki hayatımızda hepimizin aslında ne kadar hani vakit ayıramadığı bazı şeyler hep konuşulur. Dolayısıyla zaman tasarrufu sağlanacak. Pek çok unsur. Bir de güvenli. Ve güvenlik tabii olacak. Ki. Türkiye'de bu anlamda peki nedir hani son durum? Biraz ondan da bahsedelim. Bir tek Türkiye değil, dünyada şu an belki mobilite kavramının yerine gelmesi için %20 bilemedin 25'indeyiz daha. Hı-hı. En ileri ülkelerde dahi. Türkiye'de, son dönemde ama çok yatırımlar yapılıyor tabii değil mi? Ama tabii daha bunların olgunlaşması, gelişmesi çok vakit alacak. Hı-hı. İnsan tüketicinin alışkanlıklarını değiştirmesi, çünkü tüketici de alışkanlığını değiştirmesi gerekecek. Eskiden olduğu gibi aşağı indim, arabamı bindim, gittim değil. Aşağı gittim, işte metro bindim, gittim değil. Bu alışkanlıkların değişmesi de zaman alacak. Ben bizim jenerasyondan çok umutlu değilim. Herhalde bundan sonraki jenerasyon bunları daha derinli kullanacak diye düşünüyorum. Biraz alışkanlıkları kırmak o anlamda herhalde zor. Daha zor ama dediğiniz evet. Gibi hani Z kuşağı özellikle hep dikkat çekilir ya. Onlar daha tabii adaptif ve önümüzdeki dönemde herhalde değişikliklere daha açık gibi onlara gözüküyor. Onlara güveniyorum bu konuda açıkçası. Peki bir de şeyi sormak istiyorum. Özellikle bu hani paylaşımlı araçlar, yeni bu bağlantılı araçlar ve bu gibi uygulamalarla birlikte yeni deneyim merkezleri de ortaya çıkabilir diye söyleniyor. Belki bir iki cümlede onu eklemek istersiniz. Ya tabii paylaşımlı araçlar bir nevi müşterilere araçları test etme imkanı da sunuyor. Zaten bütün markaların bu konuya yatırım yapmasının sebebi aslında bugüne kadar bu. Hiçbir paylaşımlı araç modeli bugüne kadar dünyada ekonomik anlamda mantıklı değil. Hiçbiri parası kazanmıyor. Hepsi ciddi anlamda markalar tarafından veya yatırımcı tarafından fonlanan sistemler. Ama tabii burada siz bu araçları, filoları sürekli değiştirdiğinizde müşterilere bu araçları kullanma imkanı, evet. Test etme imkanı sunuyorsunuz ki amaç aslında neyse o arabaları satmak. Bu kastediliyor bu bahsetmiş olduğunuz evet. Konuyla. Peki çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok keyifli ederim. Bir yayın oldu. Ali Bilaloğlu'nu ağırladık Otomotiv Zirvesi'nde. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kastrol, Otomotiv Zirvesi'ni sundu.